Ama biz kalkıyoruz gene abi. Dünyada gelişen teknolojilerle birlikte trafiğin olgusu da son dönemde hızlı gelişen ve daha çok efor sarf edilmesi gereken bir alan olduğu görülüyor. Dolayısıyla biz misyon ve vizyonumuzu 2030 ve 2050 yılları hedefine alarak gerçekleştirmek durumundayız. Trafik kazaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki kural kaydelerinden bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmakta. Çünkü dünyada her yıl 1 milyon 300 bin civarında insan hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla buna bir tedbir, bu sorunu çözme adına Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından bu zamana kadar 3 tanesi düzenlenen, ilki de 2009 yılında Moskova'da düzenlenen 1. Küresel Yol Güvenliği Konferansı adı altında üye ülkelerin trafik kazalarını azaltmaya yönelik, trafik kazalarından kaynaklı ölümleri azaltmaya yönelik çareler araması gerektiğine bahsediyor. Biz de buna üye bir ülke olarak ve 2009 yılında Moskova'da birincisi yapılan bu toplantıya imza atan bir ülke olarak 2020 yılı sonu itibariyle trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin %50 oranında azaltılmasına yönelik bir karayolu trafik güvenliği ve stratejisi ve onun eylem planı oluşturuldu. Ve bu plan bu yılın sonunda tamamlanmış olacak. Tabii buraya gelirken bu eylem planını hazırlarken 2011 yılında başlamış. Bu yıl 2020 yılı sonu itibariyle bunun bitirilecek olması yeni bir strateji belgesini ortaya koyuyor. Bu eylem planıyla ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda trafik güvenliği konusunda sorumluluğu bulunan paydaş kurum ve kuruluşlarca alınması gereken ek tedbirlerin hedeflerin kısa zamanda hayata geçirilmesi amaçlanmış. 2016 yılının sonu itibariyle de bu hedefe yaklaşma adına 2020 yılı sonunda bu hedefi tutturma adına İçişleri Bakanlığı olarak trafik güvenliği ve politikası, uygulama politika belgesi oluşturulmuş. Bununla birlikte trafik kazası nedeniyle ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi ve kaza nedeniyle yaşanan manevi kayıpların yanında sosyoekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması amaçlanmış. Yani kısaca burada kısa vadede neleri yapacağımızı belirttik ve bu amacımızı 2019 yılı sonu itibariyle dünyada geliştiren iki ülkeden biriyiz. Yani %50 hedefine 2019 yılı sonu itibariyle ulaşan bir ülkeyiz. 2011 yılından 2020 yılına kadar araç sayısı, sürücü sayısı ve nüfusun arttığını da baz aldığınızda bunun gerçekten başarılması zor bir süreç olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Hep sizden bir ricam var. Bu aynı zamanda Sayın Bakanımızın da hem talimatıdır hem ricasıdır. Denetimleri daha çok yüz yüze yapmaya çalışalım. Yani elektronik denetim ve diğer denetim yöntemlerini şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Buradaki amacımız insanlarımızda o bilinci arttırabilmektir. Birebir yüz yüze diyaloğa geçip hem o duyarlılığı hem o bilinci arttırmak hem de görevimizi en iyi şekilde yapmış olabilmek için. Bu noktada sizlerden özellikle bunu rica ediyoruz. Görev alanlarınızda, şehirlerinize gittiğinizde bu mesajımızı diğer arkadaşlarınızla da paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum.